Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Şöyle hep beraber dinleyelim. Güzel bir hafta sonu olsun diyorum tabii ki de. Hepimizin bambaşka sınavları varken herkes kendi yüreğindekine odaklansın. Uyanlar sizlerin olsun arkadaşlar. Uymayanlar da evrene gönderin diyorum ve kolektifin bütünün hayrına olsun dediğim pozitif enerjilerle kapattım fincanımı. Neyse halimiz o çıksın falımız dedikten sonra şöyle gördüklerimi aktaracağım sizlere de yüreğimizden bir sıkıntıyı gelecek zaman içerisinde şöyle güzelce atacak olduğumuzu söylüyor burası bize bakalım neler söyleyecek nasıl bir şekil alacak şöyle birlikte göz atalım geliyor mu da şöyle biraz yapacağım Arkadaşlar ben fincanı kapatmama rağmen hala akıyorsa e demek ki bir mesajı var buranın bize vermek istediği Evet bakalım Şöyle yüreğinizin içine baktığım zaman aslında gördüğünüz gibi böyle bir kabarmışlık var ve aslında aile içerisinde haksızlık göstermiş direkt, direkt mesajı bir haksızlık var ve bu bir aile içerisinde aileyi etkileyen bir ister resmiyet deyin buna ister haksızlık diyin. Ee, yeni katılan arkadaşlarım için açıklamalarda bulunuyorum böyle. Arkadaşlar bazen haksızlığa uğradığımız zamanlarda da sanki mahkemelik bir işimiz varmış gibi gösterir fincan. İşte burada cevaplar sizde e, çok bir yüreğinizde aslında yani kan kusarken kızılcık şerbetiydi canım dediğiniz alanınızda haksızlığa uğradığını bildiğiniz ve de işte kimse artık bu size haksızlık yaşatan kişi ona da dargın küskün olduğunuzu gösteren bir görsel var burada şimdi ee, şöyle arkadaşlar Gerçekten tattıravlarınız bayır aşağı duruyor. Yani bilinmezlikleriniz çünkü çok fazla. Dengede tutamam çünkü bilmiyorum ki dediğiniz bir süreçmiş gibi durmuş. Zaten hali hazırda haksızlığa uğradığınız bir nokta var. Ama nasıl davranacağınızı bilemiyorsunuz. Çünkü asıl temel e, tutum sizin e, sadece sizden dolayı değil karşı tarafın hamlesi. Düşüncesi de çok 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 tabii ki de önemli nasıl davranmanız gerektiği konusunda. Fakat burada bir tutarsızlık var yani bir bayır aşağı durma söz konusu. Yakın bir geçmişte özellikle C harfi var, ters duran bir yüz var, e, dengeyi sağlamaya çalıştığınız bir konuşma var. Boş konuşmalar bunlar. İki aile sanki iki taraf sanki birlikte karşılıklı gelmişler. Hani nasıl yaparızı konuşmaya çalışmışsınız. Yani aslında yakın vadede. Karşıdaki kişi durumla alakalı şey yapmışsınız. Ne diyelim ona? Yani bir konuşma bir durum var orada. Bu konuşmayla alakalı da arkadaşlar açıkçası şey diyebiliyorum size. Arkadaşlar diyorum bir yere varamayabilirsiniz. Askıda havada kalacaksınız. Bu süreçte biraz daha böyle ilerler. Canınızı sıkmayın. Bu işin sonunda atılacak imzalar var ama hani böyle Haziran ayının aslında bana kalsa bir onuna doğru özellikle 10-15 gün sonra yani bayrama gelmeden siz şurada bir iki üç dört kişinin karşılıklı konuştuğu ve bu konuşmalarda da kesinlikle ben şunu artık netleştireceğim bu imzaya atacağım ben bunu Kararını verdim dediğiniz bir süreç olarak görünmüş. Ana tema kesinlikle Haziranın bayram sonrası ve Temmuz'u kapsayan bir tema var burada. Siz her neye niyetli olursanız olun, e, biliniz ki aslında e, Temmuz'dan önce hiçbir şeyi niyetle diye yani niyetlendiğiniz şeylerin cevaplarını Haziran ve Temmuz mücadelelerinde ancak karşılığını alabileceksiniz. Bunu unutmayın. Kesinlikle ancak karşılığını alabildiğiniz zaman dilimi e, bu. İki kişi karşılıklı konuşuyor. Zaten artık olay sonuna gelinmiş gibi. E, ortada bir yük var. Bu yük para diyebiliriz. Siz sıkı sıkı tutmuşsunuz. bu benim emeğim der gibi. Evet sizin yanınıza duran bir iki üç kişiler üç kişi var. Bu üç kişiyi de sizin tarafınızda görüyorum. Yani aslında sizin ailenizden aile fertlerinizden ne diyelim ona hatta korumakla mükelleflik var burada ya. Korumakla mükellef olduğunuz bir alan var. Şimdi şöyle bir şey var orada. Ee, kesinlikle alacağınız para büyük. Yani buradaki konu mevzu büyük. Hafif alınacak bir mevzu değil. Ee, sizin için iş olabilir. Miras olabilir. Ama hayatınızda büyük dert ettiğiniz şeylerden biri olduğu kesin. Sıkı sıkıya tutuyorsunuz. Sadece bu taraf ben vermem, bu taraf ben vermem diyor ama şu kişi bir iki kişiden haber alarak gelip olaya müdahale olacak yani burada bir üçüncü kişi var arkadaşlar ve bu üçüncü kişi olaya çok da dahil olmayan belki de sonradan dahil olacak dolayısıyla da bir kurt var yani size bir haber gönderecekler önce ondan sonra bunu yapacak karşı taraf ama hiç de telaşlanmayın meraklanmayın neden çünkü karşı tarafın kesinlikle ve kesinlikle boşalt kürek çekeceği bir süreç Ağustos'a gelmez. Yani ah Buket Hanım uzar mı? Hayır. Temmuz'un ortasında kendi koruma iç dünyanız olarak bir çerçeve, bir çember oluşmuş. Siz bu çemberin içinde kalacaksınız. Yani aslında birileri sizin e, olaylarınızla, bu durumlarınızla alakalı. Evet. Belki sizi zorlayacaklar. O kesin. Zorlanacağınız kesin. Ama şey yok burada. E, merak etmeyin. O çerçeve çok temiz açılmış. Şimdi e, birisinden özellikle bir yorum mu duyacaksınız? Bir en kaygı kaygılandığınız şey, ah şu yorumu yapmasa bari. Hani birisi var sizin hayatınızda. Hani annem üzülmese bari. Babam bunu duymasa bari. Eşim anlamadan halletsen bari. Hani böyle bir kalıp e, bu sizde. Ee, onunla çok yansıtmadan çaktırmadan demeyeceğim ama çok onun etkilenmesini istemiyorsunuz ya da gizli değilse bile bu ki gizli gibi değil ama çok etkilenmese keşke dediğiniz bir durum var öyle güzel yayınız açılmış ki bakın bu parada sonrasında kafası küçülmüş artık mecburen işi resmiyete dökeceğiz diyor karşı taraf kabul etmiş yani sizin haklı olduğunuzu kabul etmiş olabilir haricinde siz zaten buradaki haklılığınızla alakalı Dedim ya bir resmiyet var. Haziranda bitecek. Bakın burada kesinlikle geçmişten getirdiğiniz bir konu. Ve A harfi. A Ç harfi var. A ve Ç harfi var arkadaşlar. 1-2-3 kişi sizi böyle ablukaya almış gibi. Dönün sonunda 2 kişi burada konuşacaksınız. O karşınızdaki insanın arkasındaki boş boş konuşmalar var. Yani çok da takılmayacağınız. Çok da ee, aslında takılsanız da etki alamayacağınız. Yani... Çok e, zarar vermezler diyebilirim. Etkisiz eleman gibi çıkmışlar. Net bir şekilde etkisiz eleman olarak görünüyorlar. Sonra zaten bakın Ağustos ayı dedik ya. Hani Ağustos'a kalır mı? Hayır kalmaz. Şu konuşma Ağustos'un başında oluyor. Ve karşınızdaki insanların boş konuştuğunu görünce de siz bu işi hallettik tamam diyorsunuz. Hakkın yerini alması bulması ya da zaten ciddi anlamda aslında işte e, ne diyelim mal, malınızı almanız. Aslında siz Temmuz ayının ortasına kadar vereceğiniz bir mücadele var. Sonrasında bekleyeceğiniz bir tarih olabilir. Yani dava tarihi kesin kazanacağız ama ertelendi. Hani bir şey tarihi kesin şöyle ama şu oldu diyeceğiniz bir durum söz konusu arkadaşlar. O yüzden çok net bir şekilde şey hali var burada. Eee... Gözünüz aydın diyebilirim çok pardon gözünüz aydın ancak şu A harfindeki insanla beraber hallediyorsunuz bak çünkü bir başlangıç vermiş kartta kesinlikle bir başlangıcınız var. Ee, yeni başlangıç hayatımın yeni kalan geri kalanının ilk günü misali hayatınızda güzel başlangıçlarınız olacak ve gerçekten geri kalan kısmınızla alakalı bir süreciniz var diye biliyorum buraya. Bakalım neler söyleyecek sonrası. Güzel başlangıçlarınız var. İşle ilgili büyük paralar kazanacağınız, büyük kişilerle konuşacağınız şirket müdürü, şirketin patronu işte falan gibi böyle bir konuşmalarınız söz konusu. Ama çok net bir şekilde önünüz açık. Bakın arkadaşlar bir anahtar var. Ekipçe bir anahtar taşıyorsunuz. Ekipçe bir takdir teşekkür toplayacaksınız. Grupça bir kişilerden alacağınız grup grubun kazanması var yani burada bir grup kazanıyor onu söyleyebilirim bu grupla alakalı da e, özellikle Ağustos dedik ya sonrası için önünüzün çok aydınlık olduğunu söylemiş Hayalleriniz var. Hiç beklemediğiniz teklifler ya da tek beklemediğiniz ta takdirler bile toplayabilirsiniz. Hane içerisinin karışık olduğunu, ikiye bölündüğünü. Ama bunu kademe kademe yukarıya gittikçe açtığınızı görüyorum. E çünkü şurada hani çok net tutumunuzu değiştirmiyorsunuz. Yani ben neysem oyum hala dediğiniz bir süreç. Buradaki insanların konuşmaları bölünmüş, küçülmüş. Dolayısıyla basamak 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 küçülüyorlar ama size bakın ya da sizin tarafınıza bakın. Çok net aslında çizgisini hiç kaybetmeden devam edeceksiniz. Yani ailevi olaylarınız vardı ve miras de diyebileceğimiz ailevi haksızlıklarınız vardı. Bununla alakalı tutumunuzu kesinlikle değiştirmeyeceksiniz. Önünüzü açacaksınız diyebilirim. Şimdi evlilik hayatınızın önünü açacak olduğunu görüyoruz. Yani özellikle keyifli bir yaz geçirebilirsiniz ama sanki bu yaşadıklarınız ya da bu olanlar sizin hayatınızda belki de şey hali var orada ne diyelim yani gerçek manada e, etkilenen, negatif etkilenen ama dedikodusu var bunun, lafı var bunun. Yani e, laflar var sadece. O yüzden çok e, inşallah ilişkinizi çok zedelemezsiniz. Çok gel geç yorumlar var. Çok öylesine haller var yani. O yüzden çok öylesineler bunlar. Öylesine onu söyleyebilirim. Arkadaşlar bir dileğiniz var. Ben şuraya gideyim, ben bunu yapayım. Ama bu çok net böyle küçücük yapamaz mıyım acaba dediğiniz bir şey. Hanenizi etkiliyor. Ben evlenebilir miyim? Bir çocuk sahibi olabilir miyim? İşte eşimle beraber şuraya gidebilir miyim? Ölmeden önce bunu yapabilir miyim? Siz bir dilek dilemişsiniz ve bu dileğinizin gerçekten de ee, O o Hani o dileğin önü açık diyor. Aslında falınızın genel anlamdaki tutumu enerjisi yüksek. İş yerinizde gerçekten toplu bir e, takdir. Hanede de tutumunuzu değiştirmediğiniz kaliteli bir duruş. Evlilikte de boş ve bol konuşmalar ama çok hanenizi etkilemekten ziyade daha çok sa sanki şey gibi olacak. Sen takılma tamam mı? Sen orayı halleder halledeceksin zaten. Hani e, boşu boşuna onu enerjiyi etkileme kendinde. Sanki e, bu kişiler, bu durum her neyse işte e, etkilenirsen yazık edersin hanene gibi bir durum var orada arkadaşlar. O yüzden e, yolunuzun, hanenizin, durumunuzun açık olduğunu göstermiş ben sevdim enerjisini. Bakalım işle ilgili herkesin topluca yapamaz mı izliyorsunuz ama yok, topluca bir takdir topluyorsunuz. Hani acaba ben alamaz mıyım bunu? Yok alacaksın diyor. Takdirini toplarsın. boş boşuna sakılma, kasılma ya da işte olumsuzu çekme. Yüreğinin ortasında bak zaten tutumunu al, belirli, çizgin belirli. Alıp çocuklarının iyiliği ya da hoşluğu için savaştan, mücadeleden artık bırakıp huzura gitmek istiyorum diyorsun. Tutumun belli. Giderek basamakların azalmış dedim. insanlar dedim rahatlamış bir şekilde. Karşına duruyorlar. Evet ama sana zararları yok. Burada da bak birinden gelen destek olacak. Sen duyduğun lafları hiç boş boşuna enerjiyle e, evliliğini yuvanı eşini çoluk çocuğunu huzurunu kaçırma. Çünkü buradaki insanların tutumları azalacak. Senin hanene yansıyacak bir e, süreç kalmıyor artık. Boş boşuna canını da sıkma demiş adeta burası bize Tabii ki de ben sadece görebildiğimi aktarmaya çalıştım dinlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar hep söyledim söylemeye devam edeceğim lütfen bugün canınızı sıkan birileri yüzünden kesinlikle arkadaşlar huzurunuzu kaçırmanın psikolojik anlamda dibe düşmenin ya da karşı taraf sırf size çektirdiği için beddua ederek kendinize negatif beslemenin çok da bir anlamı yok bunu bilin. Neden öyle diyorum? Çünkü gerçekten de bir ilahi adalet söz konusu burada ve ben her zaman söylüyorum. Gerçekten siz beddua ettikçe sadece kendi ağzınıza negatif bir enerji yayarsınız. Bu da sizi umutsuzluğa iter. Umutsuzlukla depresyon sebebi. Elbette ki kapanmış kapılarınız vardır ama hepsinin bir sebebi olduğunu, bir ders almanız gerektiğini unutmayın arkadaşlar. İlahi adalet er geç tecelli edecek. Bu her zaman böyle olmuştur. Yarına kalmıştır evet ama yanlarına kalmayacak. Bu anlamda içinizi rahat tutun derim. Hali hazırda sağlığımızın ne kadar büyük bir zenginlik olduğunu unutuyoruz. İnsanoğlu günlük koşuşturmacalarından gerçekten unutuyor. Önem vermiyor. Ya da hakikaten e, umursamıyor. Ice, oysa ki sağlıklı sınandığında ah diyoruz ah. Sağlığım izin verse, eli verse de ben de şunu şunu şöyle yapabilsem. O yüzden en büyük sağlığımız, zenginliğimiz, en büyük e, hoşnosu, hoşnut olduğumuz nokta sağlık. O yüzden arkadaşlar bolca şifalar diliyorum bu arada. E, sağlıktan yana e, bir şifa bekleyen arkadaşlarımıza, çevremizdeki sevdiklerimize. Tabii ki de sabah akşam bakımlarımı sayenizde yapmaya devam edeceğim. O yüzden benim için çok 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 kıymetlisiniz. İyi ki varsınız ki ben de burada hayatıma da tutunabildim. Sizleri de tutunabilecek bir dal vesilesi olduğumu söylüyorsunuz. Bunu duymak benim için inanılmaz keyifli, mutluluk verici. İyi ki varsınız arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bir sonraki açılıma kadar en büyük zenginliğimiz bakın en büyük zenginliğimiz diyorum daha ötesi yok Rabbim yaşatmasın sınatmasın başta sağlıklı kalın hepiniz hoşça kalın